Evet, geçen hafta, ondan önceki hafta, ondan bir önceki hafta Nur Suresi'ne başlamaya çalıştık. Surenin ilk ayetini okuduktan sonra Kur'an'la alakalı, Kur'an'ı doğru anlamayla alakalı çok önem verdiğim bir konuyu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Nesih konusunu geçen hafta daha bir detaylandırarak sizlere aktarmayı denedim. Neshe dair en çok konusu edilen bir meseleyi detaylandırarak sizlerle paylaştım. Ama nesih dediğimiz bir hükmün iptali konusunda bizim tefsir literatüründe, tefsir ilim adamları arasında örnek diye verilen hususlardan biri aslında o değildir. Genelin bildiği o olduğu için ben içi konusunu sizlere aktardım. Yoksa işin tekniğiyle ilgilenenler arasında içki ayetleri aslında nesihle hiçbir şekilde alakalı filan değildir. Ama İmam Hatip'lerde, bazen ilahiyatlarda, başka bazı platformlarda nesih deyince akla hemen o mesele getirildiği için ben de orada nesih olmadığını ispat bağlamında geçen hafta sizlere bir şeyler söyledim. Bu hafta surenin 2. ayetine başlayacağız inşallah. Artık başlayalım diyorsunuz da tabii. Şimdi bu konuyu son bir kez hani asıl örnekleri nedir bunun? Asıl mesele nedir? Yani hemen hemen herkesin bu konuda ittifak ettiği 5-6 tane ayet var. Bunlar geçersizdir dedikleri 5-6 tane ayet var. O ayetlerden biri de işte Nur Suresi'nin 2. ayeti, yani dersimiz olan ayet. Öbür örneklerden başlayarak son örneği bu Nur Suresi'nin 2. ayetinden vererek hem ayete başlamış olacağız hem de önceki konuyu bu vesileyle toparlamış olacağız inşallah. Şimdi bakın, nesihle ilgili en çok örnek diye sunulan konu kıble meselesidir. Kıble meselesi Bakara Suresi'nin ayetlerinde ele alınır. Genel kanaate göre Bakara Suresi'nin 144. ayeti, ki bu ayetin tamamı değil, bir cümlesi fevelli vecheke şatral mescidil harami. Bu cümle. Sen artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ayet bu. Tabi bu sadece burada geçmiyor. Daha sonra 149'da da geçiyor, 150'de de geçiyor. Aynı cümle 3 ayette de geçiyor. Ayetlerdeki ortak emir artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Şatr taraf demek, yön. O tarafa doğru çevir. Bu kıbleyle alakalı hüküm bildiren ayet. Biz de şimdi namaz kılarken bu ayeti uygulayarak işte yönümüzü Kabe'ye doğru belirliyoruz. Bakara 144, 149, 150. 3 ayette de var. Şimdi mesele şu. Deniyor ki Kur'an-ı Kerim'de kıble ile alakalı tek ayet bu değildir. Bundan daha önce indirilmiş bir ayet vardı. kıble ile alakalı yönlendirme hükmü getiren ayet oydu. Hangisiydi o? Bakara suresinin 115. ayet. Bakara suresi 115. Ne diyor o ayette? Esel billah. Velillahil meşriku vel mağribu. Doğu da batı da Allah'ındır. Fe eynemâ tüvellu. Nereye yönelirseniz, nereye yönelirseniz fesemme vechullahi, Allah'ın yüzü oradadır. Vechullah Allah'ın rızası demektir. Siz ne tarafa yönelirseniz Allah'ın rızası o taraftadır. İnnallâhe vâsiun alîm. Allah her şeyi çepeçevre genişlemesine kuşatmış ve bilgisiyle her hakikati bilen varlıktır. İşte bu ayet, yani bu Bakara suresinin 115. ayeti iddiaya göre Bakara suresinin 144. ayeti tarafından hükümsüz bırakılmıştır. Yani artık insanlar istedikleri bir tarafa doğru filan dönemezler. Kılarken yönelişleri sadece Mescid-i Haram'a olmalıdır. Öyle sağa sola dönme serbestliği söz konusu değildir. Bakın, sözün hemen başında, en başında şunu söyleyeyim. Öyle iddia edildiği gibi Peygamberimiz Mekke'de ya da Medine'nin ilk dönemlerinde sağa sola dönerek namaz kılmıyor. Yani bu ayette verilen meseleyi kıbleyle ilişkili görüp Peygamberimiz demek ki aklına estiği mi bazen o yana dönüyordu, bazen bu yana dönüyordu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Peygamberimizin ilk kıblesi Mescid-i Haram'dır. Yani Kabe'dir. Önce oraya dönmüştü. Sonra Medine'deyken Mekke'nin son dönemlerinde ve Medine'nin ilk günlerinde Kudüs'e doğru döndü. Bunlar kendi icraatıyla. Önce Mescid-i Haram'a döndü. Hakkında ayet olmadığı için kendi kararıyla Mescid-i Haram'a doğru, Kabe'ye doğru döndü. Sonra bir süre geçtikten sonra Kudüs'e doğru döndü. Ama rahatsızdı bu işte. Çünkü ibadetinde ne tarafa döneceğine dair bir vahiy yoktu. Bir vahiy gelmesi beklentisi içerisindeydi. Nitekim Medine'deyken işte bu Bakara suresi 144. ayet gelerek kıble diye Mescid-i Haram tescillenmiş oldu. Hani o Kıbleteyn mescidi var. Hacca umreye gidenleriniz bilirler. Oradayken orada rivayetlere göre bazıları yatsı namazı diyor, bazıları sabah namazı, bazıları ikindi namazı diyor. İşte namaz kılarken kıblenin dönüş emri geldi ve Müslümanlar Kudüs'e doğru değil de Kabe'ye doğru yönelmeye başladılar. Yani iddianın daha en kafadan ne kadar sakat olduğunu ortaya koymak için bunu söylüyorum. Yani hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi herhangi bir şeyi bize yutturma çok ağrıma gidiyor. Yani buna kıble ayeti dediğin zaman akla gelmez mi ki be peygamber ne tarafa dönüyordu canım? Yani bunun döndüğü doğru bir taraf yok muydu? Hep bir o yana bir bu yana sağa sola mı dönüyordu? Hiç ilgisi yok. Bir, ilk söyleyeceğim bu. İki, şu ayet yani Bakara suresi 115. ayet bir defa bir hüküm ayeti değil. Yani siz şu tarafa dönün, bu tarafa dönmeyin, oraya dönersen doğrudur, buraya dönersen yanlıştır gibi bir hüküm bildiren ayet değil. Bir durum bildiren ayettir. Aynen o içki ayetlerinde olduğu gibi. Şuraya dönün, buraya dönün, buraya dönmeyin filan böyle bir hüküm yok. Siz ne tarafa, yani bir serbestliği var. Ne tarafa yönelirseniz Allah'ın rızası o taraftadır. Bakın bu ayet yani bu Bakara suresi 115. ayet aslında Bakara suresi 177. ayetle anlaşılmalıdır. Çünkü Bakara suresi 177. ayette Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah Leysel birra en tüvellû vücûheküm kibelel meşriki vel mağrib Yani asıl iyilik sizin yüzünüzü doğuya ve batıya çevirmeniz değil ki. Velakinnel birre, gerçek iyilik ve iyilik sahipleri men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâiketi vel kitabi vel nebiyyin ve akames salate ve atez zekate vel mufune bi ahdihim izâ ahadû, öyle devam ediyor. Yani bir yön tayininden ibaret meseleyi sadece bir tarafa dönmekten, şekilden ibaret saymayın diyor Yüce Allah. Mesele insanın yüreğiyle alakalıdır. Yüreğinizden nereye itibar ediyorsanız sizin duruşunuzu belirleyecek olan o karardır. Dolayısıyla bu ayet, yani Bakara suresinin 115. ayeti kıble tayiniyle alakalı bir ayet değildir. Dolayısıyla kıble tayiniyle ilgili olmayan bir ayeti kıble ayetiyle neshettik demek hiçbir şekilde doğru değil. Bu ayetin nesihle ilgili herhangi bir duruşu, herhangi bir mesajı yok. Şimdi bu ayetin iniş sebebi olarak bazı rivayetler var kitaplarda. Bu Bakara 115'ten söz ediyorum. Bakara 144. ayetin kıble tayini ile ilgili olduğunda şüphemiz yok. Onu hiç konuşmuyoruz. O belli. Hüküm ayetidir. Şuradan şuraya doğru dön, bitti. Bu 115. ayet, yani hükümsüz olduğuna inanılan ayet, aslında Medine'nin ilk dönemlerinde Müslümanların İslam'ı yayma gayretleriyle alakalı, acaba doğu tarafına mı yönelelim, batı tarafına mı yönelelim, güneye mi gidelim, kuzeye mi gidelim, ne tarafa doğru nasıl bir fetih hareketi yapalım, ne tarafa doğru faaliyetler yaparsak bu daha doğrudur gibi bir tereddüt meydana gelmiş. O tereddüdü gidermek üzere doğu da batı da Allah'ındır. Yönleri, buradan kasıt zaten sadece doğu ve batı demek değil. Yönler hepsi Allah'ındır. Ne tarafa yönelirseniz orası Allah'ın rızasını elde edeceğiniz yerdir diye Müslümanların sosyal hayattaki fedakarlık alanlarında onları serbest bırakan bir ayettir. Namaz kılmada kıble-i tayinle alakalı değil bu ayet. Sayalım ki kıble ile alakalı olsun. Hani varsayalım ki çok ısrar ediliyorsa böyle olsun. Biz şu gün dünyanın Kabe dışında yaşayan, Mekke dışında yaşayan bütün insanların bence kıble ile alakalı en çok muhtaç oldukları ayet bu ayettir. Şimdi buradan o yana doğru dönüyoruz. Eğer bir derece sağa döndüysek ta vurursun Fas, Tunus, Cezayir'e gider senin kıble. Biraz sola doğru yanlış açı yaparsan döndün İran, Irak, efendim Afganistan, Pakistan, döndün Endonezya, Avustralya yani. Oyuna bir küçük yani açı şaşması bizim kıbleyi tutturma imkanımızı elimizden alır. Gerçi şatral mescidil haram diyor Allah-u Teala. Mescid-i haram tarafına doğru. Bizim orayı tutturma şansımız yok. Biz yüreğimizi tutturacağız. Mesele bu. Elbette bu taraftadır diye o tarafa döneceğiz. Hani kıbleyi bilmiyorsun mesela. Hiç bilmiyorsun. Kıbleyi bilmiyorum diye namaz benden düştü diyemez kimse. Kıbleyi bilmiyor olmamak bir mazerettir. Ama bu mazeret namaz ibadetini adamdan düşürmez. Zihninle düşüneceksin, kıble şu tarafta olmalıdır diye hesap edip o tarafa doğru namaza duracaksın. Sonra o vakit geçtikten sonra anlaşılırsa ki yanlış tarafa döndün, o namazın iadesi gerekmez. Yani sen yapacağını yaptın. Mühim olan Allah'a dönmektir. Namaz vakti geçmediyse bir şart yerine getirilmediği için o namazın iadesi gerek. Çünkü fevelli ve çekeşat ve mesela namaz kıldı sonra aklına geldi abdestin yoktu. O kılacaksın onu bir daha. Yani onlar o olmadı yani. Ama kıblenin bir sembol olduğunu unutmamak lazım. Asıl mesele yüreğini oraya bağlayacaksın demektir. Dolayısıyla sadece şekle takılıp hayatı şekilden ibarete dönüştürmeyeceksiniz. Bakın ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Kıbleyi diyelim bu tarafta biliyorsunuz. Ama canınız tehlikede ya da o tarafa doğru secde yapma şansınız yok. İşte çamurdur, kardır, bataktır, bilmem nedir. Tehlike var. Bu tarafa doğru dönersen arkadan birinin seni hançerlemesi tehlikesi var. Veya bir yabaninin başına bir dert getirmesi tehlikesi var. Kıblenin bu tarafta olduğunu bilmene rağmen tehlikeden kurtarmak için öbür tarafa doğru bile dönebilirsin. Ölüm tehlikesi varsa eğer kıbleyi bilmene rağmen kıbleye değil başka bir tarafa dönersen ölüm anı, ölüm tehlikesi varsa laf olsun diye değil. O zaman bile şekil şartını ihmal edebilirsin. Yolculuk yaparken arabaya biniyorsunuz. Adam diyor ki otobüste namaz olmaz. Niye olmasın? Niye olmasın? Namazı kılmamaktansa otobüste namaz kılmak 1000 kere daha iyidir. Yok efendim yani böyle namaz mı olurmuş? O olur öyle namaz. Hocam gibi yolculukları daha uzun ondan abi. Fark etmez. Hepsi aynı yani. Bakın Bakara Suresi 239. Feinhiftum. Bir sıkıntınız, bir korkunuz varsa fericalen evrukbana, yürürken de kılarsın, binekte de kılarsın diyor Allah'tan. Ayet var hakkında, ayet. Binekte, otobüste döndün kıbleye doğru, 10 saniye sonra virajdan döndü otobüs. Ne oldu? Kaldı geride. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok canım, namaza devam. Feynema tüvellü fethemme vecullah devreye girer, sorun yok. Yani biz şimdi bu ayeti hayatımızın dışına iterek bu ayeti hükümsüz bırakma gayretkeşliğinin mantığını hiç anlamadım. Dolayısıyla sözün özü şudur. Bakara suresi 115. ayet Müslümanın hayatında ona en çok lazım olan ayetlerden biridir. O ayet aslında kıble ile alakalı değildir. Varsa bir kıble ile bile alakalı olsa o ayete her Müslümanın hayatında son derece büyük bir ihtiyacı olduğunu bu vesileyle söylemek ve ayetin neshe örnek olamayacağını ifade etmek durumundayız. Biri bu. Çünkü nesih demiştim ki nesih ilk şeyde nesihte bir ayetin hükmünün iptal edilebilmesi için her iki ayetin de bir anda uygulanabilme imkanı bulunmaması lazım. Yani bir ayeti hiç ama hiç uygulama şansı olmayacak ki o ayet nesedilmiş olsun. Öyle bir durum yok. Yani bal gibi uygulanabilir, uygulanmalıdır. Biri bu. Şimdi ikincisi daha çarpıcı. Bakara suresi 234. ayet ile Bakara suresi 240. ayet. Deniyor ki Bakara suresinin 234. ayeti 240. ayetini kaldırmıştır. Hükümsüz bırakmıştır. Peki ne var bu ayetlerde? Ayetler şu. Her ikisi de. İsterseniz önce hükmü kaldırılanı okuyayım. 240. Bakın diyor ki Yüce Allah buyuruyor ki Estağfirullah. Vellezine yuteveffevne minküm ve yederûne ezvâcen. Sizden her kim vefat ettirilecek ve geriye eşler bırakacaksa yani ölüm öncesinde geriye eşleri kalacaksa adamın, tabi o zamanki adamların her birinin hani hanımdan yana şeyi yoktu. Sorun dolu. Şimdi eşleri geriye bırakacaksanız vasiyeten li ezvacihim eşleri için vasiyet edecekler. Şimdi bunu tercüme ederken diyorlar ki eşlerine vasiyet edecekler. Eşlerine vasiyet etmiyorlar. Eşleri için aileye vasiyet ediyorlar. Aileye yani kendi çocuklarına adamın kendi çocuklarına, yakınlarına vasiyet edecek. Eşleri için vasiyet edecek. Neye vasiyet edecek? Meta'an ilel havli gayre ihracin. Zorla çıkartılmaması için bir yıl o evde kalması için eşlerinin barınağının, bakımının sağlanması için vasiyette bulunsun. Ölmeden önce o hanımların eşi olan adam. Barınmak için evlerden çıkartılmamak üzere bir yıl orada kalmasını sağlayacak bir vasiyeti olsun. Şimdi bu kaldırıldı deniyor. Peki bunu kaldıran ne? Hani o ayet daha devam ediyor da uzatmamak için aşağı kısmını okumuyorum. Peki bunu kaldıran hangisi? 234. ayet. Ne var burada? Vellezine yuteveffevne minkum ve yezerune ezvacen, aynı ifade. Hani ölmek üzere olup da geriye eşler bırakacak kişiler, geriye eşler bırakacak kişinin eşleri. Bu defa eşlerle alakalı bir hüküm getiriyor. Bakın, öbürü vasiyet edecek adam, vasiyeti uygulayacak olan aile. Eşlerle alakalı bir düzenleme yok orada. Adam vasiyet edecek, aile o vasiyete itibar edecek. Ha, fein haracine, kadınlar kendiliklerinden çıkarlarsa o yaptıklarında onlara herhangi bir sorumluluk yok. Kendileri bilirler. Çıkıp gidebilir. Ama siz onları zorla çıkartmayın diyor evden. Bir yıl. Kaldırılan hüküm oydu. Kaldıran hükümde de diyor ki Yüce Allah, kocaları ölmüş kadınlar yeterabbesne bi enfusihinne, kendilerini gözetlesinler, beklesinler. Kendileri beklesinler yani. Ne kadar beklesinler? Erbaate eşhurin, 4 ay ve 10 ve 10 gün. 4 ay 10 gün beklesinler. Feyda belagne ecelehunne, bu sürenin sonuna geldikleri zaman fela cunaha aleyküm fîmâ fealne fî enfusihinne bil ma'ruf. Sonra kendiliklerinden Allah'ın istediği ölçülerde herhangi bir karar verirlerse 4 ay 10 gün bittikten sonra herhangi bir karar verirlerse, yani evlenmek isterlerse evlenirler. Bunda sizin bir sorumluluğunuz yok. Şimdi diyorlar ki bu ayet o önce okuduğunu kaldırdı. Fahrettin Razi diyor ki bir defa. Fahrettin Razi nesli kabul eden alimlerdendir. Hemen onu söyleyelim. Ama bu ayeti izah ederken diyor ki bu ayette nesih yok. Niye? 234. ayet önce geldi çünkü diyor. 240. ayet sonra geldi. Önce gelen sonra geleni kaldırmaz kardeşim diyor. Olmaz diyor. Yani bir defa kafadan indiriliş sıraları itibariyle bunu kabul etmiyor. Doğru. 234. ayet önce gelmiştir. 240.'si sonra gelmiştir. Önce gelen sonra geleni kaldırmaz. Bunlarda nesih vardır diyenler de tabi cevabı hazırlıyorlar. Diyorlar ki yok. 240 şeklen geride olsa bile o aslında önce gelmiştir. Bu 234'ten sonraya yerleştirilmiştir. Onlar da öyle çıkış yapıyorlar. Fakat ben Razi'nin dediğinin doğru olduğuna inanıyorum. Şimdi bakın burada ne var? Eğer Allah-u Teala deseydi ki 4 ay 10 gün beklesinler ayeti 234. ayet. 240. ayette deseydi ki 4 ay 10 gün değil, bu kadınlar evlenmek için 1 yıl beklesinler deseydi nesih olacaktı. Ama öyle demiyor ki, alakası yok ki, ikisi çok farklı şeyler bunlar. Aynı konunun ayetleri değil ki. Vellezine yuteveffevne minkum ve yederune ezvacen diye başlıyor diye her iki ayette aynı şeyi söylemiyorlar ki. Biri 234. ayet eşi ölen kadının evlenebilmesi için minimum süreyi veriyor. Yani 4 ay 10 gün iddet bekleyecek yani. 4 ay 10 günden önce istese de evlenemez. 34. ayetin hükmü bu. Evlenebilmeyle ilgili bir zaman veriyor. 4 ay 10 günden önce evlenemez. İhtiyarsa hay bir şey. Yok bir şey yok, o zaten hiç evlenmiyor yani. O artık 4 senede onun ucu açık. Bunu çocuğa bağlıyorlar. Şimdi tıpta çocuğun olup olmadığı ortada, o zaman beklemesi. Yani işte, her ne kadar diyorlarsa da ben asla ona itibar etmem. Ailenin bir hürmeti vardır. Bunun öyle çocuğu mocuğu yok. Ya Allah bir şey deyince bunun pazarlığı olur mu ya? 4 ay 10 gün dedi, bitti işte ya. Elbette haşa ve kella yani. Bilmediği bir şey vardı da yeni bir şey mi çıktı ya? Onun başka hikmetleri vardır yani. Biz Allah dediyse boynumuz bükük kardeşim. Ne dediyse amenna ve saddakna. Tartışmayız biz. Şimdi millet bu ayetleri nesediyor. Biz de tıp ilerledi, biz de tıbbı kullanarak ayetleri nesedelim diye başlarsak yandık. Daha ayet kalmaz geriye. Yok kardeşim. Ben Allah'ın sınırında dururum. Hiç öbür taraflarla uğraşmam. Benim derdim ayetler arasında bir çelişki bulunmadığını ortaya koymaktır. Benim derdim bu. Bakın Mekkeli müşrikler şöyle yaparlar. Bak o müşrik adeti şu anda Anadolu'da var ha. Müşrik adeti Anadolu'nun bazı yerlerinde var. Kadının kocası öldüğü zaman eskiden Mekke müşriklerinin kadınları 1 yıl evden çıkmamak üzere evde durur yas tutarlarmış. Evden de çıkmazmış yani. Hiç dışarı çıkarmıyor kadın. Böyle bir adet varmış. Aslında Bakara Suresi 234. ayet o müşrik adetini nesetmiştir. Yani o geleneği reddetmiştir. Niye çıkmıyor? Ne demek yani? Sakın dışarı çıkma diyor. Ne olacak? Ayet var. Ayette dışarı çıkmayla alakalı bir şey yok. Dışarı çıkartılmamayla alakalı, zorla evden atılmamayla alakalı bir hukuki düzenleme var. Evlenmeyle alakalı değil. Şimdi öyle de var şimdi. O kocası öldü diye kadın bilmem şu kadar süre evden çıkmıyor kardeşim. Biz Kitabullah'ı anlarız. Öyle eskiden böyle geldi varsın böyle gitsin diyemeyiz. Allah'ın kitabında bu 2 ayet 2 farklı düzenlemeyle alakalıdır. İkisi aynı konuyu ilgilendiren ayetler değillerdir. Dolayısıyla her ikisini bir arada uygulamamızda elimizde hiçbir olumsuz gerekçe yoktur. İkisi de kendi başına uygulanır. Biri 234. ayet, tekrar ediyorum. Evlenebilmeyle alakalı minimum süreyi verir. 4 ay 10 günden önce istese de evlenemez. Yani bir iddet zamanı belirler. 240. ayetse kadının 1 yıl bakılması için bir anlamda nafakayı düzenler yani. Biri başka bir şey, öbürü başka bir şey. Ama bu ayette yazık ki nesedilmiş ayetlerden biridir diye çarşaf önümüze getirilmektedir. Ayetler arasında bir anlam çelişkisi var. Kabul ederek bu ayeti neshedilmiş ayetlerden saymaktadır bazı alimler. Bazı alimler böyle saymaktadır. Hepsi aynı şeyi düşünüyor. İkincisi bu. 10'ar dakika ile gidiyorum. Bakıyorum saate. Her bir grup için 10'ar dakika. Nur Suresi 2. ayete geleceğim bugün. Allah'ın izniyle. Geleceğim mi? 3'e dair bize... O 3'e gelir mi onu bilmem. Bana söz verdiniz. Ben sözün tutulmasını bekliyorum. Evet inşallah bakalım. Yani aldatılmış duygusu yaşamak. Yok yani burada aldatılmak bir şey yok abla. Gözünü seveyim. Evet. Şimdi 3. Ama bakın birer ayeti kurtarıyoruz. Az iş mi bu iş? Yani Allah'ın ayetleri... Tarihselliğe terk edilmiş, hükümsüzlüğe mahkum edilmiş ayetlerin hükümsüz olmadığını ortaya koyuyorum. Çok büyük bir mücadele yapıyoruz. Emin olun. Şimdi 3, bakın şimdi 3.'ye bakın. Enfal Suresi 65 ve 66. ayetler. Haydi bakalım. Ayet şu. 65. ayet. Enfal Suresi 65 ve 66. ayetler. Peş peşe 2 ayet. Birincisi ikincisini kaldırdı deniyor. Peki ne diyor bunlar da bu ayetler birbirini kaldırıyor? Bakalım şimdi ne diyor? Estağfirullah. 65. ayeti okuyorum. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harridil mü'minine alel gitali, müminleri savaşa teşvik et. Şimdi bakın, bu cümleyi hiç unutmayacağız bu ayetleri anlarken. Bak, bu ayetin başındaki cümle bir teşvik anlamı veriyor. Bu da bir hüküm ayeti değil, özendirme ayeti, teşvik. Teşvik ediyor. Ya siz birini bir şeye teşvik ettiğiniz zaman daha milimetrik kurallar koymanızın anlamı yok ki. Teşvik ediyorsunuz adamı. Evet, savaşa teşvik et. Ne olur? Allah-u Teala şimdi bence örnek veriyor. Bence örnek veriyor. Diyor ki, buyuruyor ki Estağfirullah, İn yekün minküm, sizden olursa, bulunursa, ne bulunursa, eşrûne, 20 kişi. Ama nasıl bir 20 kişi bunlar? Sabirûne, dirençli, mukavemetli, sağlam duruşlu, inancına, itikadına yüreğini bağlamış. Sabır neydi? Bir şeyde ısrarcı olmak, dayanıklı olmak ve kararlı olmak demektir. Göğüs germek. Sabır odur. Sabır zillete boyun bükmek demek değildir. Sabır baskılara karşılık inancında dik duruş demektir. Sabır budur. Eğer yürekli, metanetli, kararlı, dik duruşu olan 20 kişiniz olursa yaglibu, bu 20 kişi galip gelir mi'eteyni, 200 kişiye. 20 kişi 200 kişiye. Ve in yekün minküm mi'etün, İçinizden mesela 100 kişi olursa yaglibu elfen, bu defa o 100 kişi 1000 kişiye galip gelir. Hangi 1000 kişi? Bak, o 20 kişinin özelliğini vermişti. Neydi o 20 kişinin özelliği? Sabırlı, dayanıklı, mukavemetli, kararlı, donanımlı. O demek ya. Donanımlı olacak az olanlar ama kararlı olacaklar. Bunlar 1'e 10 katıyla mücadele edebilirler. Peki o 10 katında olanlar nasıl adamlar? Bak, onların da niteliğini veriyor. Minellezine keferu, kafir olanlardan. Kafir 10 kişiye mukavemetli bir mümin galip gelir. Fakat onların sadece kafir olmasından söz etmiyor. Şimdi onların niye mağlup olacaklarına dair bir ipucu veriyor. Bi ennehum, çünkü bu adamlar kavmun la yefkahune, kafası çalışmayan beyinsiz gürültü. Sürü bunlar. Beyinsiz sürüyse bu adam, senin sayının az olması onu yenmene mani değildir diyor Allah-u Teala. Kalabalık. Ne kadar kalabalık olursa olsun mühim değil. Çünkü onlar beyinsiz bir sürü. Öyle diyor. Beri taraf mukavemetli, kararlı, dayanıklı adamlar. Şimdi biz ayetlerin sayılara yüklediği anlamı hesaba katmadan sadece meseleyi rakamlardan ibaret görürsek yanılırız. Ayetler sayılara nitelik veriyor. 20 tane adam gibi adam, donanımlı, mukavemetli, dayanıklı adam, 200 tane beyinsiz sürüye galip gelir diyor. Doğru? Yani bunda ne var? 1000 kere doğru. Ama siz eğer kendiniz bu sabırlı, mukavemetli, dayanıklı duruşunuzu sağlayamaz da bir zafiyet içerisine girerseniz, bak bu defa diyor ki el-âne, şimdi ise faffafallahu anküm, Allah hükmü hafifletiyor. Ya hükmü hafifletiyor diyor. Hükmü kaldırıyor demiyor ki. Niye hafifletiyor? Ve alime enne fiküm da'fa, Çünkü içinizde çürüme başlamış, bunu görüyor. Zafiyet göstermeye başladınız. Mukavemetiniz arzu edilen düzeyde değil. Fakat buna rağmen bu mukavemetlilerin sayısı az da olsa İnfe'iyyeküm minküm miyetün sabiretün. Bu defa sabırlı 100 kişi yaglibu miyeteyni, 200 kişiye galip gelir. Yani sizin en çürük durumunuzda olsanız bile siz gene hiç olmazsa iki katınızla mücadele edin. Fe in yekün minküm elfun yaglibu elfeyni biiznillahi. Sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye gene galip gelir. Allah sizinle beraber olacaktır. Allah'ı hesaba katmadan materyalist bir kafayla sayılara mağlup olmayın demek istiyor. Sizden bu durumda bile olsanız artık sayı yarı yarıya düştüğünde, vatanı savunmak söz konusu olduğunda biz sayının 1'e 10 olmasına bakmıyoruz. 1'e 2'ye düşecek kadar karşı tarafın erimesini, bizim de büyümemizi bekleyeceğiz. Ondan sonra savaşacağız demeyesiniz. Artık rakam 1'e 2'ye düştüğünde mücadeleden kaçış söz konusu değildir diyor. Mesele bir ideal olanı veriyor. Bir de işin asgari, artık geri durma imkanı bulunmayan oranını veriyor. Adam gibi davranırsanız 10 kişiyi bir kişiniz tepeler. Ama bir zafiyet gösterirseniz zafiyete sığınarak mücadeleden kaçmayın. Karşı tarafın yarısı kadar bir durumunuz varsa memleketinizi savunmak için galip gelmek üzere mücadele edeceksiniz. Buna rağmen Allah sizinle beraberdir. Siz iki katınız olan insanlara galip gelirsiniz. Vallahu ma'as sabirin. Allah bu konuda direnç gösterenlerle beraberdir. Şimdi bakın. En zayıf olsanız bile galip geleceksiniz. Evet, yani sayı ne kadar var? Davut Peygamber'i hatırlamıyorum. Davut Peygamber'i anlatırken de söyleyeceğim. Canlı örneği var. Söyleyeceğim. Biz ayeti bitirmedik. Söyleyeceğim. Bunlar ayetler böyle ortaya atılmış, bir tane ayet ortaya bırakılmış, daha gerisiyle ilişkilendirilmeyen bir konu değil bu. Bunun örnekleri var Kur'an'da. Ve hayret ediyorum. Mesela bu konuyu konuşurken nasıl olur da Bakara Suresinin o muhteşem 2 ayeti var, buna gidilmez. Hayret ediyorum yani. Bakara'dan 2 tane ayet örneği var. O ayetlere baktığın zaman bunu zaten anlıyorsun kardeşim. Ne demek istediğini anlıyorsun. Evet. Şimdi dedim ya, sayılar niteliklerle buluşturuluyor. Niteliklerle buluşturulduğu zaman o nitelikler, bakın, bir yüreklendirme edasıyla ortaya konuyor. Teşvik ediyor. Bu bir teşviktir. Siz nerede gördünüz ki size hangi düşman sayısını tam verir? Böyle bir şey olur mu? Sen adamla savaşacaksın. Adam sana dokümanlarını verecek, öyle mi? Sayacaksın teker teker kaç kişi bunlar. Ya böyle bir şey olmaz. Ajan majan sokarsın, yaklaşık bir kanaat elde edersin belki. Ama diyor ki Allah-u Teala, siz adam olursanız karşı taraftaki sürü, onları yenersiniz. Düşüklüğünüz, sayı azlığınız moralinizi bozmasın demek istiyor. Galip gelirsin, yüreklendiriyor. Sonra da Bakara'dan bir örnekle ortaya meseleyi seriyor. Bakın, bu bir tahsis ayetidir. Belli şartları ortaya koyan, o şartlarda çeşitli hükümler bize öğreten bir ayet. Şimdi bu kitle psikolojisiyle, iradesiz, bilinçsiz yığınlar, sürü psikolojisi, kitle psikolojisi, kalabalık olalım, kemiyet önemlidir, keyfiyet mühim değildir diyen, biz bu kalabalıkla sizi nefesimizle boğarız diyorlar ya. Tabii. Nefesinle boğulursun. Nefesinle kimseyi boğamazsın. Kalabalık olmak maharet değildir. Kalabalık maharet değildir. Kitle psikolojisi. sürü mantığıyla bir mücadele kazanılmaz. Nitelikli insan olmak lazım. Ayetin asıl öğrettiği budur. Nitelikli olacaksın. Nitelikli olduğun zaman karşı taraftaki sürü psikolojisine sahip insanları zaten mağlup edersin. Yüreklen demek istiyor. Şimdi Bakara Suresi 249. ayette Talut Calut mücadelesi var. Şimdi ayetler çok uzun. O ayetlerdeki konuyu böyle detaylandırarak burada anlatırsam sadece o ayetleri bile bitiremem. Sadece bir tek cümleyi hatırlatarak geçmek istiyorum. Detaya girmiyorum. Bakara 249. Tabii bu 248, 247, 246, 250, 251 bir pasaj var Bakara suresinde. Orada bakın diyor ki Talut'un adamları, az sayıdaki adamlar diyorlar ki "Kâlellezîne yazunnûne ennehum mulâkullâh." Allah'a kavuşacağına yüreğinden inananlar dediler ki "Kem min fiyetin galîletin." Nice az sayıda ferdi bulunan topluluklar vardır ki galebet kesireten biiznillah. Pek çok kalabalık olanlara Allah'ın izniyle galip gelmişlerdir. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten. Az sayıdaki topluluk çok kalabalık sayıdaki toplulukları Allah'ın izniyle mağlup etmiştir. Vallahu me'as sabirin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Sayının az olması çok mühim değil. 1'e 10 da olur, bu 1'e 100 de olur. Siz kalitenize bakın. Sayı az bile olsa o az sayıyla çok sayıyı mağlup edebilirsiniz. Bakın Bakara suresi 243. ayette de tersi var bunun. Kalabalıklığına güvenip ölüm korkusu kendilerini kaplayan adamlar ölüm korkusuyla perişan olmuşlardır diye Bakara 243. ayette de tersine bir örneklik vardır. Yani kalabalık her zaman zafer elde etmeyi garanti etmez. Ölümden korkanlar işte böyle geleceğini satan adamlardır. Kalabalığa güvenerek bir şeyin olacağını hesap etmenin bir anlamı yok diyor Allah-u Teala. Sayının kalabalıklığı, tekrar ediyorum, azlığı nitelikli olması şartıyla belli bir amaç ortaya koymaktadır. Yoksa siz de öbürler gibiyseniz, isterseniz bunun tersi de doğrudur. İsterseniz siz sayıca yüksek olun. Ama düşmanınız akıllı, mukavemetli ve donanımlıysa bu defa 1'e 10 sizi o yener. Öyle değil mi? Gidin şimdi Araplarla İsrail'e bakın. Öyle değil mi işte? Daha yeni. Her gün görüyoruz. Hani tükürsek boğardık. Tükür de boğ bakalım. Tükürüyorsun, tükürüğünü yutuyorsun. Tüküremiyorsun bile. Teknoloji almış başını gidiyor. Sen Allah-u Teala bize yardım eder. Allah çalışana yardım eder. Çalışmayan etmez. Yani Kurtuluş Savaşı'nda da benzerini yaşadık. Sayımız azdı. O milyonlarca sayıya veya yüz binlerce sayıya galip geldik. Yani 1'e 10'u biz yaşadık. Zafer anlamında yaşadık. Ama 1'e 10'u mağlubiyet anlamında da yaşadık. Bir avuç filanca adam şu kadar kitleyi yerinden yurdundan ediyor işte. İsrail diye bir devlet mi varmış? Geldi oraya kondu. Her tarafı afsunladı. Nerede bir toprak varsa aldı. İçerisindeki Müslümanları da işte hayatı zindan edecek şekilde perişanlığa mahkum etti. Niteliğinizi kaybederseniz sayı kalabalıklığı bir işe yaramaz. Bu ayetlerin aslında anlatmak istediği bu. Evet. Tekrar ediyorum. 65. ayet ideali verir. 66. ayet artık sayınız yarı yarıya düştüyse, yani siz 100 kişi, karşı taraf 200 kişi ise mücadeleden kaçınamazsınız hükmünü ver. Ama daha çok sayıda insana galip gelecekseniz nitelikli olacaksınız. Bakın ben burada maksadın gerçekten 1'e 10 olduğunu düşünmüyorum. Niye? Bedir Savaşı'nı yaşadık. Bedir Savaşı'nda oranın 1'e 10 olmadığını biliyoruz. Kaçtı? 1'e 3. 300 kişiye 1000 kişi işte. Yani rakam böyle 1'e 10'lara vurmadı. Ama buradaki mesaj, sen adam olursan karşındaki sürüleri devirirsin demek. Yoksa düşmanı gidip sayacaksın da biz 1 kişi, siz 10 kişiyseniz tamam sizi götürürüz filan. Kimse size sayı filan vermez. Bu bir psikolojik şartlanma ve bir yüreklendirme mesajı içeren ayet ikilisidir. Birini ideal anlamda algılamak, öbürünü de mücadeleden vazgeçememenin son sınırı olarak kabul etmek durumundayız. Her iki ayetin birbiriyle alakalı nasih mensuh ilişkisi kesinlikle yoktur. 3. örnek bu. 4. Müslümanların canını yakan bir konu bu 4. konu. Kılıç ayeti var. Kılıç ayeti var. Seyf ayeti. Önüne geleni kesiyor. Nerede bulursan kes. Böyle bir ayet var. Tevbe Suresinin 5. ayeti. Deniyor ki Tevbe Suresinin 5. ayeti Kur'an-ı Kerim'de tam 75 ayeti nesetmiştir. Allah Allah. Ne kılıçmış bu ya. Nerede bir fikir hürriyeti, irade hürriyeti, davranış serbestliği içeren ayet varsa onları doğramış. Ne ayet ne? 5. ayet. Tevbe suresi 5. Neslin en baba ayeti budur. Kabul edilen. En çok bu ortak kabulün konusudur. Ayet şu. Estağfirullah. Feilen selahel eşhurul hurumu. Haram aylar çıkınca. Faktülün müşrikine. Müşrikleri öldürün. Haythu vecettumuhum. Nerede bulursanız. Ve kuluhum. Onları yakalayın, tutuklayın. Vahsuruhum. Onları muhasara altına alın. Ve kudu lehum külle mersat. Onların her biri için işte gözetleme yerlerinde oturun bekleyin. Ama fein tabu. Gerçeğe dönerlerse ve akamus salat. Namaz kılarsa ve atüz zekatı. Zekatı kabul ederse fekallu sebilehum. O zaman yollarını serbest bırak. Şimdi bakın. Ayetin kılıç kısmını alıyor. Öbür kısmını almıyor. Fein tabu. Adam tövbe etti. Yani teslim oldu. Bunu niye öldüreceksin? Olmaz. Biz üstünüz kesilecek. Nerede bir müşrik bulursan kafası kesilecek. Ayet bunu söylüyor diyor. Halbuki bak burada hiç gözümüzden kaçırmamamız gereken bir nokta var. Bir de haram aylar biliyorsunuz 4 tanedir. Muharrem, Recep, Zilkade, Zilhicce. Bu 4 ay. 4 ay. Bu aylarda böyle bir saygınlık söz konusu. O aylarda kimse kimseyle savaşmıyor. Kur'an bence bu 4 ayların sayısını arttırmak için geldi. Benim Kur'an'dan anladığım budur. Yani adamla antlaşma yaparsanız 12 ayda savaşmayabilirsiniz. Allah Allah. Antlaşmaya bağlı bu. Ama bozarsa antlaşmayı, bu minimum 4 ay vakit geçtikten sonra anlaşmayı bozana haddini bildiririz. Enfal suresinin 55, 56, 57, 58. ayetleri var. Bu konuda mutlaka bilinmesi gereken ayetlerdir Enfal suresinde. Ama ne olursa olsun beyin cenehu lisselmi. Adam barış kanatlarını açmışsa fecnehleha. Sen de onlara barışla yanaşacaksın. Adam teslim olmuş. Teslim olana eman aman diyene kılıç kalkmaz. Teslim olmuş adamı öldürmek hangi anlayışın ürünü olabilir? Bu doğru değil. Bu ayet yani bu Tevbe suresinin 5. ayeti Tevbe suresinin 7. ayetinde antlaşmayı bozduğu ifade edilen saldırgan müşriklerle alakalıdır. Antlaşmaya sadık kalmadılar. Tek taraflı antlaşmayı bozdular. İşte bunlarla alakalıdır yakalandıkları yerde öldürülmeleri. Buna rağmen tek çözüm ölüm de değildir. Adam eman diliyorsa öldürmezsin bunu. Ama yakalanmasına rağmen işte seni öldürmeye gayret ediyorsa, seni öldürmeye gelene hoş safa geldin diyecek hali yok hiç kimsenin. Ona haddini herkes bildirir, bildirmelidir. Şimdi bakın, size bir gramer kuralı söylemek istiyorum. Kur'an'da savaşla alakalı meselelerin doğru anlaşılması için ölümsüz bir kural size söylüyor. Ayetlerde, kelimelerde eğer belirteç takısı varsa, yani kelimenin başına el takısı, hani İngilizce'deki the artikılı var, the, belirteç, bilinen, belli özellikte bulunan anlamına gelir. Arapçada onun karşılığı el takısıdır. Elif lam deriz biz buna. Bu el takısı hangi kelimenin başındaysa o kelimenin özel nitelikler taşıyan bir kelime olduğunu ortaya koyar. Yani sözüm şudur. Faktülül müşrikine demek o belli müşrikleri öldürün demektir. Yoksa her müşriki bulduğunuz yerde öldürün demek değil. Öyle olsaydı faktülü müşrikine olurdu. Faktülü müşrikine demek başka bir mana verir. Faktülül müşrikine demek başka bir mana verir. Oradaki el müşrikin bir nitelik ortaya koyan takıdır. Herhangi bir müşriki değil, saldırgan olan, antlaşmayı tek taraflı bozan müşrik anlamına gelir. Oradaki el takısı, bunu ne olursunuz bir Kur'an kuralı olarak hatırımızda tutalım. Yoksa biz bu kitabı anlamayız. La ikraha fi'd-din. Adamı dine sokmada zorlama yok. Vurup kesiyorsun adamı. Daha nasıl zorlaman, daha nasıl olacak yani? Adam inanmıyorum diye öldürüyorsun bunu. Yani böyle bir şey olabilir mi? İnanmıyorsa inanmıyor, kendi bilir. İrade hürriyetiyle ilgili Kur'an'da en az 50 tane ayet var. Hepsi gidiyor işte zaten. Nesli kabul edenler bu Tevbe 5. ayetin öbür ayetleri kestiğini, onları hükümsüz bıraktığını iddia ediyorlar. Olmaz böyle bir şey. Bakın. Bakara Suresi'nin ne güzel bir pasajı var bakın. 190. ayette Bakara Suresi, evde okuyun bunlar hiç olmazsa. Ben şimdi bunların hepsini nasıl okuyayım? Bakara Suresi 190, 191, 192, 193, 194. ayetleri mutlaka bu konuyla ilgili okumanızı isterim. Ben bir tanesini söylüyorum. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın. Bak emin. Bakara 190. ayet. Allah yolunda savaşın. Kiminle? اَلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Size savaş açanlarla savaşın. Size savaş açanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Ve la ta'tedu, saldırgan taraf siz olmayın. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Çünkü Allah saldırganları sevmez. Saldırgan taraf siz olmayın. Bizim her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Bizim cihadımız adam öldürmeye dayalı değil. Adam kazanmaya dayalıdır. Adam öldürdün mü ebediyen kaybettin adam. Bizim derdimiz onu kazanmaktır. Bir adam inadına burnuna girmiyor, sana saldırganlık yapmıyorsa, durduğu yerde duruyorsa, onun orada durması, onun ümmeti davet olduğunu gösterir. Biliyorsunuz, insanlar bizim anlayışımız iki türlüdür. Ümmeti icabet ve ümmeti davet. Ümmeti icabet, peygamberi davete olumlu cevap veren Müslümanlardır. Ümmeti davet de çağrımızın devam ettiği, geleceğini umduğumuz insanlardır. Bunlar ümmeti davettir. İnadına bir saldırganlık yapmıyorsa onu durduğu yerde öldürmek gibi bir hakkı hiç kimsenin yok. Evet. Yani vaktuluhum haythu sakiftubuhum diye devam ediyor. Ehricuhum min haythu ahracukum. Sizi nasıl çıkartmışlarsa siz de öyle yapın. Yani eylemi onlar başlatacak ki sizinki savunma olsun. Bakın biz başka bir ayeti daha, tabi Nisa Suresinin 90-91. ayetleri var. O kadar önemli ki. Fe'iniye tezelûküm. Eğer adamlar sizden ayrılmış, felem yukatilûküm. Sizinle savaşmak istemiyor. Yani sana bulaşmak istemiyor, dalaşmak istemiyor. Ve el gavleykümüs seleme. Barış eli uzatıyor size. Fema cealallahu leküm aleyhim sebila. Allah size onlar aleyhinde bir yol vermemiştir. Adam barış yapmak istiyorsa sen de barış yapacaksın. Yani teslim olmuş adam işte yani. Bunu öldürmenin bir yolu yok diyor. Bak Nisa 90. ayet. Ama 91. ayet de tersini söylüyor. Saldırganlık yapar, elini sizden çekmez ise o da neyi hak ediyorsa onu uygulayın diyor. 91. ayet. Ama burada son sözü söyleyeceğim bir ayet var. Mümtehine Suresi 8. ayet. İslam'ın savaşa bakışını özetleyen ayet Mümtehine Suresi 8. ayet. O ayeti bilmeden ve Bakara Suresi 190. ayeti bilmeden Tevbe Suresinin 5. ayeti doğru anlaşılmaz. Ne diyor orada? Buyuruyor ki Yüce Allah. La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fi'd-dini ve lem yukhrijukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallaha yuhibbul muksitin. Mümtehine Suresi Medine'nin son döneminde indirilen surelerdendir. Yüce Allah buyuruyor ki Allah sizi şu adamlara şunu yapmanız noktasında engellemiyor. Hangi adamlar? Lem yuqatilukum fi'd-dini. Sizinle din konusunda savaşmamış. Ve lem yukhrijukum min diyarikum. Sizi yerinizden, yurdunuzdan kovmamış adamlarla ilgili en teberruhum. Onlara iyilik yapmanızı ve tuksitu ileyhim. Onlara adaletli davranmanızı Allah yasaklamıyor. Aksine innallaha yuhibbul muksitin. Allah adalet yapanları sever. Yani adam sizinle savaşmamış, savaşmıyor. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmamış. Durduğu yerde duruyor. Bu adama iyilik yapmak ve o adama adaletle davranmak bu dinin senden istediği fedakarlıktır. Çünkü o ümmeti davettir. Sen düzgün davranırsan onu kazanma ihtimalin yüksek. 9. ayette de diyor ki İnnemâ yenhâkumullahu anillezîne gâtelûküm fi'd-dîni ve ahrecûküm min diyârikum ve zâherû alâ ihrâciküm en tevellevhum ve men yetevellehum feulâkehumuz zâlimûn. Sizinle din konusunda savaşmış, sizi yerinizden, yurdunuzdan kovmuş, sizin kovulmanıza yardım etmiş olan insanları da dost edinmenizi Allah yasaklar. Bunları kim dost edinirse bunlar da onlar gibi zalim olur. Mümtehine Suresi 9. ayet. İşte mesele budur. Yani Tevbe Suresi 5. ayeti önüne gelen bütün ayetleri kesip doğramak durumunda değildir. Başındaki el takısı surenin 7. ayeti, Enfal Suresinin 56, 57, 58, 61. ayetleri, Bakara Suresi 190, 194. ayetler, Nisa Suresi 90, 91. ayetler ve Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler, hatta Hac Suresinin "Üzine lillezine yuqatelune bi ennehum zulimu." Haksızlığa uğratıldıkları için artık müminlere savaş izni verilmiştir ayeti bile haksızlığa ve saldırganlığa uğramak durumunda kalanların kendilerini savunabilme hakkına sahip olduğunu ortaya koyan bir içerikle önümüzdedir. Biz bütün savaş ayetlerini böyle anlamak durumundayız. Çünkü bizi tekrar ediyorum. Bizim davamız adam öldürmek değil, cihad ederek adam kazanma davasıdır. Biz insanlara hayatı zindan etmek gibi bir duruşun sahibi olamayız. Bütüncül bir Kur'an okuması meseleyi böyle anlamamızı zorunlu kılar. Bu son verdiğim örneğin herhalde bir ders değil, 10 ders üzerinde durulsa yeri olduğunu düşünüyorum. Çok yanlış bir algının Kur'an'dan refere edildiğini biliyoruz. O refereye karşı biz de karşı duruşumuzu sizinle paylaşmak istedik. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bir örnek daha var. Artık onu yapmıyorum. Bir de bir sadaka örneği var. Nesihle alakalı. Mücadele Suresinin 12 ve 13. ayetlerinde. Onu Mücadele Suresini işlerken anlatırım. Mücadele de medeni bir suredir. Kısa bir suredir. Belki bu surelerden bir iki sure sonra onu okuruz. Oraya girmiyorum. Eğer Mücadele Suresini okuyacağımız zaman hatırlatın. O 12 ve 13. ayetlere dair çok uzun notlar almıştım ama oraya geçiyorum. Şimdi 5. örnek nesiyle ilgili? Zina ayetleriyle ilgili örnektir. Allah'a bin şükür. Anca geldi. Ama hocam bu arada 13-14 tane ayeti konuştuk, işledik. Evet. Verdiğimiz sayılar hariç. Yani Allah'a şükür dediğimiz de çok kayıpta değiliz. Yok yok zaten kayıpta olur muyuz? Yani Allah'ın ayeti. Ayet işledik. Evet. Tabii. Bir de neshetmekle alakalı şimdi neshetme gibi ya da bunu sorgulama, bunu konuşma gibi bir altyapımız kesin benim yok yani. Evet. Allah'a sığınırım. Ama yüreğimizde gelgitler oluyor bazen. Yani mesela Nur Suresi 31. ayetteki evet. Tabii içimizden geçeni de Allah biliyor, onu da biliyoruz. İşte erkeklikten düşmüş yaşlılara ve buluğa ermemiş erkek çocuklarına deniyor. Evet. Mesela benim gönlüm yani nacizane hiçbir şeyi sorgulama ya da yargılama gibi bir hakkım yok haşa. Evet. Yani şu devirde öyle yaşlı erkek olmadığını işte ya da öyle çocuklar olmadığını ama bunları yanlışı göstermemek gerektiğini düşünüyorum. Bu tür gelgitler yaşamak, neshetmek gibi, yani neshetmek değil de yani yok. Şey... Biz zaten insan olarak ayetleri neshedemeyiz. Yani öyle bir hakkımız yok. İçimizdeki bu gelgitler bir yanlışa sebep olur mu? Olmaz Allah'ın izniyle. Biz sadece ayetlerden güne dair mesajlar nasıl çıkartılırızın tarafındayız. Yani. Biz bu ayetten şunu anlayabilir miyiz diye soru sormak adamı zıvanadan çıkartmaz yani. İnsanlar aklına gelen sorular olur. İnadına bir kasıt taşımadığı sürece bu sorular sahibini dini anlamda çok büyük bir sorumluluğa itmez. Evet. Şimdi bir tane daha son bir ayetle ilgili konuşuyor ve yavaş yavaş meseleyi toparlamak istiyorum. Nesin? 5. örneği. Müşrikleri komşuya dinliyor. Evet. Yani Kur'an bütünlüğünde bu verdiğim 4. örnek o ayet Kur'an'da doğru anlaşılmazsa iş tam bir yazboz tahtasına dönüyor yani. Ümmeti davet ve ümmeti icabet. Biz bunu unutursak gitti. Ben meseleyi anladığınızı hesap ediyorum. Yani anlaşılmıştır. Allah'ın ayetleri birini diğerini kaldırsın diye indirilmiş değildir. Sözüm odur. Unutturmak istedikleridir mesela. Allah-u Teala unutturdukları hariçtir. Yani nesil değil. Yani onu kullanıyorlar. Unutturdukları hariçtir. A'la Suresinde geçiyor. Evet. Senuqri'uke felâ tensâ illâ maşallah. Evet. Allah'ın dilemesi hariç sen unutmayacaksın ama Allah dilerse unutursun. Oradaki maksat bir ayeti unutmak değildir. Hafızana %100 güvenme. Ben istersem unutursun. Yani inmiş olan bir şey unutur. Hayır, olur mu öyle bir şey? Nahnu nezzelne zikre ve inna leha. Yok. Tabi A'la Suresinin işte Hüseyin Hoca'nın hatırlattığı ayet nesiyle ilgili unutturulan ayetler olduğu iddiasını içeriyor. İlk derste onu anlatmıştım. İlk nese başladığımız gün bunun nereden beslendiğini size anlatmıştım. Hangi fotoğrafın önümüze sürüldüğünü rivayetlerde kullanılan isimlere bakarak meselenin adresinin ne olduğunu az buçuk sizlere aktarmıştım. Şimdi 5. örneği veriyorum. Bu da işte Nur Suresi'nin 2. ayet. Bu ayet mensuhtur deniyor. Ne oldu da ne oldu bu? Ne diyor bu ayet? Ayetin dediği ne? Estağfirullah. Ez-zaniyetü ve zani. Zina eden kadın ve erkek. Feclidu külle vahidin minhuma. Bunlardan her birine uygulayın. Vurun. Miyete celdetin. 100 sopa. Ve la te'huzgün bihima ra'fetun. Bu konuda sizi bir şefkat almasın. Fî dinillahi. Allah'ın hükmünü uygulama noktasında bir şefkatiniz olmasın. İn kuntum tu'minûne billahi vel yevmil âhir. Eğer Allah'a ve ahirete inanıyorsanız. Vel yeşhed azâbehumâ taifetun minel müminîn. Onlara uygulayacağınız cezaya müminlerden bir grup da şahit olsun. Şimdi ayet bu. Bu ayetle ilgili söyleyeceklerim var. Burada kullanılan kelimelerle alakalı bir sürü söyleyeceklerim var. Ama meselenin sadece nesihle ilgili kısmını önce size hatırlatmak istiyorum. Bu ayeti deniyor ki aslında metni kaldırılmış ama hükmü baki olan bir ifade bu ayeti de başka ayetleri de ya daraltmış ya da kaldırmıştır. Peki nedir o rivayet? Rivayet şu. Eşşeyhu ve şeyhatu İzâ zeneya fercumuhuma elbette tenekâlen minallâhi vallahu azizun hakim. Biz de ayet olarak onu ezberledik. Yani İlahiyat Fakültesi'nde okurken bize bunu ayet diye ezberlettiler. Biz de bunu her sürekli kullandığımız için ezberledik bunu. Nedir bu? Manası ne? Eşşeyhu ve şeyhetü. İhtiyar adam ve kadın. Eşşeyhu o demek. Yaşlı adam ve kadın. Şimdi ayette önce zina eden kadın, sonra zina eden erkek ifade ediliyordu. Nitekim Nisa Suresi 15-16. Ayetlerde de buna uygun bir ifade sıralaması olmasına rağmen o rivayette ne olduysa iş tersine döndü. Önce erkek, sonra kadın. Burada önce kadın, sonra erkek. O rivayette tersine. Önce erkek, sonra kadın zikrediliyor. Ne olmuş? Bu yaşlı erkek ve kadın İzâ zeneya, zina yaparlarsa nasıl yapacaksa fercumuhuma bunları recmedin. Recim nedir? Şimdi kelimeleri tek anlamlarıyla algılayıp bu kelimenin sanki başka anlamı yokmuş gibi kelimeyi tek anlama mahkum edince dönüyoruz o yanlışı savunmak zorunda kalıyoruz. Halbuki bunun başka anlamı varsa onu devreye sok. Yok. Onu da yapmıyoruz bakın. Bu da bizim ayıplarımızdan biridir. Hemen bir şeye karşı çıkıyoruz. Halbuki onu başka türlü yorumlasan sorun yok. Fercumuhuma recm etmek demek literatürde taşla öldürmek diye algılanır. Ama aslında recm etmek demek kovulmuş olmak demek. Kovulmak demektir. Yani euzubillahimineşşeytanirracim değil mi o recim? Kovulmuş olmak demektir. Yani Hazreti Hacer şeytana taş attı. Yani ne zannediyoruz biz şimdi? Şeytan onun karşısında beden olarak duruyordu da Hazreti Hacer de ona kayaları mı yuvarladı yani? Hayır, onu kovdu. İşte oradaki küçücük taşlar o kovmanın bir sembolüdür. Ama mesele bir kovma eylemidir. Recim demek, kovulmuş demek. Tard edilmiş. İşte mesela zina cezalarıyla ilgili tazir dediğimiz bir kovma işi var. Uzaklaştırma işi var. Sürgün işi var. Bu sürgün işi bu literatürde bulunan bir şey ama bunu kimse kullanmıyor. Halbuki recmi sürmek, kovmak, dışlamak anlamına alırsanız rivayetlerle ayetler arasında bir sorun olmaz. Biz de bu rivayet uydurmadır demek zorunda kalmayız. Deriz ki bu filanca anlamdadır. Ne sakıncası var? Ama böyle anlaşılmadı bu. Zina eden erkek ve kadına Allah'tan bir ceza olarak onları taşla öldürün. Allah vallahu azizun her şeyden en üstün olandır ve hakimdir. Her hükmünde hikmet sahibi olandır. Şimdi bu rivayet, bu söz bu ayetin hükmünü daraltmış. Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerini ise kaldırmıştır. Tekrarlayayım. Bu rivayet yani eşşeyhu ve şeyhatü diye başlayan bu rivayet bu bakın bu hadis değildir demiyorum ha. Sakın ha. Beni sakın yanlış anlamayın. Ben kullanılan kavramların tek dayatılmış anlamlarına karşıyım. Başka anlamlarını devreye sokarak rivayetleri anlayabiliriz. Hiçbir sorunum yok benim bunlarla. Recmi kovmak, sürgün etmek, dışlamak anlamına alırsanız zaten asıl maksat budur. Asıl maksat budur. Ama yastık altı edildi, hiç gün yüzüne çıkartılmadı bu anlam. Zina eden erkek ve kadını Allah'tan bir ceza olarak recmedip, Allah hükmünde en üstün olandır, hikmet sahibidir. Bu ayet, yani bu rivayet, bu ifade, bu hadis, başkaları her ne kadar ayet diyorsa biz onu ayet olarak elbette kabul edemeyiz. Bu rivayet ifadelere göre Nur Suresinin 2. ayetini, yani zina eden kadın ve erkeğe 100 sopa vurun ayetini daraltmış. Yani bu ayeti bekarlarla ilgilidir hükmüne indirgemiş. Evlilerle ilgili hükmü eşşeyhu ve şeyhetü kelimeleri olarak kendisi belirlemiş. Yani bir evli kadın ve evli erkek zina yaparsa cezası rejimdir. Hüküm belirleyen delil bu rivayettir. Nur Suresinin 2. ayeti ise bekarlarla alakalıdır denmiştir. Bekarlarla ilgili ceza 100 değnektir. Evlilerle ilgili olan rivayetle belirlenmiş rejimdir. İşte bu rejim Nisa suresi 15 ve 16. ayeti neshetmiştir. Peki. Olmayan ayet olan ayeti mi neshetti? Evet, olmayan olanı neshetti. Şimdi peki ne diyor 15. ayet ve 16. ayet? Yani ne oluyor da nesi oluyor? Ben şimdi işin önce bu tarafındayım. Bakalım bir anlam zıtlığı var mı? Ne oluyor yani? Neshedilecek bir konumda mı bu? Şimdi ayetleri okuyorum size. Estağfirullah. Vellati. Bu ismi mevsul çok önemli. Ellati. Kadınlar için kullanılan çoğul bir edat. Ellati. Sadece kadınlar için kullanılır bu. Vellati. Şu kadınlar ki ye'tinel fahişete min nisaikum. Sizin kadınlarınızdan fuhuş yapanlar. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar. Var ya, festeşhidu aleyhinne erba'aten minkum. Bunlarla ilgili 4 tane şahit getirin. Kadınların fuhuş yaptıklarına dair 4 tane şahit getirin. Kadınlar diyor. Fein şehidu. Şahitler şahitlik yaparlarsa femsikuhunne fil buyuti. O kadınları ya evlerde hapsedin, tutun, hatta yeteveffahunnel mevtu, ta ölüm gelinceye kadar, ev yahut da yecealallahu lehunne sebila, Allah onların lehine bir yol yaratıncaya kadar bekleyin. Ya hapsedin ya da haklarında ve lehlerinde bir hüküm ortaya çıkartılmasını bekleyin. Onların lehinde ortaya çıkartılan hüküm onların evlenebilmeleridir. Ama bak, Allah onlar lehinde bir hüküm verinceye kadar ayetini diyorlar ki, işte Allah o kadınlarla alakalı hükmünü vermiştir. O kadınlarla ilgili hüküm rejimdir. Rejim lehte bir karar. Lehte bir hüküm mü? Evde hapsedilmeyle ölüm yan yana gelince hangisi lehte oluyor? Önemli değil. Lehtedir bu diyor ve rejimdir. Ama bakın, bu ayette söz konusu fiili işleyenler sadece kadınlar olarak tanıtılıyor. Ellati, kadınlar, ye'tine, bak kadın kalıbı, min nisaikum, kadınlarınızdan, aleyhinne, o kadınlarla ilgili, efendim, emsikuhunne, onları tutun, yeteveffahunne, ölünceye kadar, onlar ölünceye kadar, yec'alallahu lehunne, Allah onlar için meydana getirinceye kadar, bütün zamirler ve bütün kalıplar kadınlarla alakalı. Bak, burada erkek yok bu ayette. Peki erkeği bir dekan yaptığında onu bir yere hapsetmiyor mu? Tabii ya, bitmedi. Şimdi 16. ayet okuyoruz. Bu 15. Burada sadece kadınlar var. Deniyor ki işte o rivayet bu ayeti nesetti. Yani evde hapis, sürgün, mürgün onların hepsi yok artık. Çünkü bu ayet hükümsüz. Çünkü bu ayetteki fuhşu erkek kadın yapılan bir zina gibi algılıyor. Peki ikinciyi okuyalım, bir ayet daha var. Velledani. Bakın bu ismi işaret de Hacer. Neydi elledani, ellezine? Erkekler için özel kullanılan ismi mevzu. Ellezani. İki erkek demek. Bak ellezani. Ellezi bir erkek. Ellezani, ellezeyni iki erkek. Ellezine çok erkekler demektir. Yani bu kitap Arapça. Biz bunun kullandığı edatlara hiç itibar etmeyeceksek nasıl anlayacağız bu kitabı? Vellezani iki erkek. Bak burada da kadınlardan söz etmiyor artık. İki erkek. Ye'tiyaniha minkum. İçinizden o fuhşu yaparlarsa, o kadınların yaptığı türden bir ahlaksızlık yaparlarsa fe'azuhuma. Onlara eziyet edin. Şimdi bu eziyet hakimin kararına bırakılmış. Yer gelir hapis olur, yer gelir sürgün olur, yer gelir başka bir şey olur. Buna tazir diyorlar. Duruma ve şartlara göre şekli değişen bir ceza usulü. Ama feintaba tevbe ederlerse ve aslaha ıslah olurlarsa fe'aridu anhuma artık vermekte olduğunuz cezadan vazgeç. İnnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. Allah tövbeleri kabul eden, merhameti sınırsız olan. Şimdi bu ayeti de kaldırdı diyor o rivayet. Allah Ebu Müslim İsfahani'ye rahmet eylesin. Ebu Müslim İsfahani'den öğrendik. Şimdi söyleyeceğim. Diyor ki bu iki ayette konu zina değil kardeş. Bunun zina ile alakası yok. Bunun 15. ayettekisi çok çok bağışlayın. Çok affedersiniz. Kadın kadına yapılan lezbiyenlik bu. Kadın kadına yapılan ahlaksızlık bu. 16. ayetteki de çok bağışlayın. Homoseksüellik. Erkek erkeğe yapılan fuhuş. Allah Allah. Yani bu ayetler toplumsal çürümeye neden olan ahlaksızlık türlerinden iki farklısına dair özel bir hüküm getiriyor ise biz bu iki ayeti bir rivayetle niye öldürüyoruz? Peki o zaman homoseksüellik yapan ya da lezbiyenlik yapan kadınlar ve işte o adamlarla alakalı Kur'an sessiz mi yani? Lut kavminin örneğini niye verdi bu kitap? Allah Allah. Yani bu kadar parçacı bakış olur mu? Ayetlerin söylediği belli. Biri lezbiyenlik, sericilik yapan kadınlarla alakalı bir düzenleme. Öbürü de homoseksüellik yapanlarla alakalı bir düzenleme. Bunun kadın erkek birlikte yapılan normal zina normal olmaz da ya. Zina ile alakalı normal kalıyor hocam, doğru yani. Zina ile alakalı bir tarafı yok. Niye neşe olsun bu ayet? Bu ayet. Anlamak mümkün değil kardeşlerim. Peki. Sayalım ki ben işin ters taraflarından soru sormaya da çok meraklıyım. Sayalım ki o rivayet evlilerin recm edilmesi hükmünü getiriyor. Bakın ben recmi kelime anlamıyla sürgün şeklinde doğru kabul eden biriyim. Bunun ölüm cezası anlamına gelmeyeceğini düşünüyorum. Bana diyorlar ki recme karşı. Ben recme karşı değilim. Recmi anlama biçiminize karşıyım. Şefaat. Ben şefaati bir türlü anlıyorum adam hüküm. Şefaate karşı bu. Senin anladığın tüpe karşıyım ben. Nese karşı Allah aşkına. Nese karşı değilim ben. %60'ını kabul ediyorum. Cennet ve cehennem ebedidir. Diyorlar ki Mehmet Okuyan dedi ki cennet ve cehennem ebedi değildir. Bunu diyen adam dinsiz olur ya. Bir sürü ayet var hakkında cennette cehennemde ebedidir diye. Ama ebedilik nedir? Bu senin anladığın gibi bir şey değil bu. Ebed başka bir şeydir. Kusura bakma. Sen anlamadın bu ebed ne demektir. Ebed başka bir şeydir. Şimdi doğru anlamıyor adam. Ondan sonra istediği gibi tanıtıyor. İyi de reklam yapıyor. Düşünsene bir adam. Şefaati reddediyor. Bir sürü şefaat ayeti var. Beni karalamak için çok güzel bir malzeme. Buyur. Ayıp ettim. Cennet cehennem ebedi değildir diyor. Tamam, kafir. Anla. Anla beni. Beni anla. Beni anladıktan sonra ister kabul et ister etme. Ama anla Allah aşkına. Tanı beni. Fikirlerimi tanı. Tanımlama beni. Senden tanımlama istemiyorum. İster kabul et istemezsen etme. Teşekkür et bana. Bir açılım yapmaya gayret ediyorum. Reddetme hakkın da var. Kabul etme hakkın da var. İşte bak şimdi diyorum ki çok net bir şey söylüyorum. O rivayette evlilere uygulanacak ceza rejim ise onların anladığı türden. Rejim de taşla öldürmek ise eğer biz Kur'an'dan biliriz ki ölüm cezası ölümün karşılığıdır. Ölüm biri birini öldürmezse o öldürülür. Çünkü Şura suresinde Allah kural koymuş. Ve cezâ'u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Bir kötülüğün cezası karşılığı dengi bir kötülüktür. Bir ceza ölümse onun suçu da ölüm diye işlenmiş olmalıdır. Şura suresinin işte bir ayeti. Hemen söyleyeyim konuyu. Ve cezâ'u seyyiyetin seyyiyetün misluha. Şura 40. ayet. Yani Kur'an-ı Kerim'de daha az ceza diyelim 100 değneklik ceza verilmiş ama onun en ağırı olan ölüm verilmemiş. Bunu içlerine sindiremedikleri için o rivayete de ayet muamelesi yapıyorlar işte. Oradan çıktı bu. Yani 100 değnek hafif bir cezadır. Ama rejim taşla öldürmek ağır bir cezadır. Ölüm. Hafifi Kur'an'da olur da ağırı olmaz mı? Olması lazım. Yok. Var. Hükmü baki, metni mensu ayet işte diyor. Ben varsayalım ki öyle olsun. Peki o zaman şu ayeti nasıl anlayacağız? O zaman bana biri yardım etsin. Nisa suresi 25. ayet. Estağfirullah. Bakın çok uzun bir ayet. Ayetin uzun ayeti okumuyorum. Diyor ki cariyelikten hürlüğe dönen kadınlardan söz ediyor. Nisa 25. ayet. İşte فَنْكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ sahiplerinin izniyle onları nikahlayın, onlara mehirlerini verin, işte iffetli davranmaları, bir namussuzluk yapmamaları karşılığında cariyeleri nikahlayın diyor. Hür olsunlar artık. Çünkü Kur'an'ın bir derdi toplumda kölelik ve cariyeliği kaldırmaktır. En önemli derdi budur ama bunu Müslümanlar bir türlü anlamadı. Peygamberimiz vefat ettikten sonra sanki kölelik ve cariyeliği teşvik eden bir dinmiş gibi önüne gelen köle ve cariye grubuna hayatiyet kazandırdı. Aslında Kur'an'ın derdi köleliği de cariyeliği de kaldırmak idi. Bunu Peygamberimiz hayatında çok güzel uyguladı ama vefat ettikten sonra iş gene karıştı. Bakın bu ayet diyor ki işte onları nikahlayın. Nikahlanınca hür olacak. Bu cariyelikten dönen kadın hür olacak. Bakın. فَاِذَا اُحْسِنَّ Nisa suresi 25. ayet okuyorum. Ne olursunuz? İyi anlayın beni. فَاِذَا اُحْسِنَّ Olmaz olur mu? Bugünkü cariye ve köleler kurum şekil değiştirdi. Daha ağırı var Şükran abla. Daha ağırı var. فَاِذَا اُحْسِنَّ Bunlar muhsana yapıldıkları zaman yani hür hale geliyor şimdi kadın. Evleniyor ya. Evlendi mi cariye biriyle evlendi mi hür oluyor. Hür olduğu zaman فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ Bir fuhuş yaparsa bu kadınlar. Yani evlendikten sonra bir başkasıyla bir fuhuş yaparlarsa فَعَلَيْهِنَّ Bunlar aleyhinde uygulanır. Nisfu ma alel muhsanati minel azabi. Hür, serbest kadınlara uygulanan cezanın yarısı. Fe aleyhinne nisfu ma alel muhsanati minel azab. Muhsana olan kadınlara uygulanacak cezanın tam yarısı bunlara uygulanır. Şimdi bana ölümün yarısını biri anlatsın bak. Bir adam yarı ölü nasıl olur? Ama biz bir ayeti, zina ile ilgili hüküm ayetini 100 değnek diye belirlersek onun yarısı 50 değnektir dersin, işi bitiririz. Adam Allah'ın uygun gördüğü cezayı yeterli görmüyor. Allah az ceza verdi, ben bir şey daha ilave etmem lazım buna diye. Efendim peygamberimiz bunu uyguladı mı? Uyguladı. Nerede uyguladı? Uyguladı çünkü yani uyguladı diyenler için söylüyorum. Bu ayetler gelmeden önce uyguladı. Cahiliyenin bir hükmü olarak uyguladı ya da Tevrat'ın bir hükmü olarak uyguladı. Gerçekten uyguladığına dair rivayetlere karşı son derece tereddütlüyüm şahsen ben. Yani bir zinadan dolayı peygamberimizin birini öldürttüğüne ben hiçbir şekilde yüreğimi rahat hissetmiyorum. Ama bunlar rivayet. Kabul etmesen de hiçbir şey olmaz. Çünkü o rivayetler, o Maiz ve Gamidiye diye iki olaydan söz ediliyor. Maiz olayından söz ediyorlar, erkek recmedildi diye. Kiminle zina etti, o kadının adı yok. Gamidiye diye kadından söz ediyorlar. Bu kadın kiminle zina yaptı, bunun da erkeği yok. Sanki tek başına. Sonra bu Gamidiye kaçıyordu. Bırakıp kaçsaydı, bıraksaydınız kaçsaydı diyor peygamber. Evvela tehulcüm bir marafetün ne olacak? Allah'ın hükmünü uygulamada şefkatiniz olmasın diyor Allahu Teala. Peygamber niye şefkat duyuyor madem böyle? Rivayetler sıkıntılı. Ben o rivayetlerde çok sağlam aktarımlar yapıldığına kani değil. Ama sayalım ki işte bu taşla öldürme cezası olsun ve evlilerin cezası rejim olsun. Bir ayet daha hatırlatacağım. Bakalım buna ne diyecekler. Peygamberimizin hanımlarıyla alakalı düzenlemeler yapılan ayetlerden biri. A'la Suresinin 30. ayet. Bakın ne diyor orada. Diyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki estağfirullah. Ya nisa en nebiyyi. Ey peygamberin hanımları. Men ye'ti minkünne bifahişetin mübeyyinetin. İçinizden kim açık bir fuhuş yaparsa, haşa ve kella, onlar bizim annelerimiz. Onlar böyle bir şeyi asla ve kat'a yapmazlar. Bunları düşünmek akla ziyandır. Onun için Hz. Ayşe'ye atılan iftirayı da şiddetle tel'in ediyoruz. Şiddetle reddediyoruz. Onlar bizim annelerimiz, vahye şahit olmuş müstesna insanlar. Onlar böyle bir ağır ahlaksızlığı hiçbir şekilde yapmış olamazlar. Zinhar reddediyorum. Ama bir durum tespiti var ayette. Diyor ki Yüce Allah, peygamber hanımlarına biraz ganimet fazla bir şey, savaş ganimetlerinden biraz fazla bir şeyler istiyorlardı. O ayetler Ahzab suresinde onu anlatıyor. O Kureyza oğulları oralar fethedilince mallar biraz fazla olunca peygamberimizin hanımları dedi ki bize de biraz fazla bir şeyler ver yani. Başkaları bak ne kadar rahat deyince peygamberimizin canı sıkılıyor. Diyor ki istiyorsanız mütanızı vereyim, boşayayım sizi diyor. Ama Allah'ı ve peygamberi hatta ahireti umuyorsanız Allah sizin için orada daha büyük ödüller hazırlamıştır. Öyle bir uyarı ayetleri var bu pasajda. Sonra diyor ki ey peygamberin hanımları içinizden kim açık bir fuhuş yaparsa, yaptı demiyor, yaparsa onların ayrıcalıklı bir konum ortaya koyduğunu deşifre ediyor. Siz diğer kadınlar gibi değilsiniz diyor surenin 32. ayetinde. Ya nisa en nebiyyi lestunneke ahadin minen nisai. Siz diğer kadınlar gibi değilsiniz. Dikkat edin diyor. Siz rol model kadınlarsınız. Sen bir hata yaparsan sen kaç yapayım derken göz çıkartmış olursun. Yapmayacaksın hatayı yani. Kim sizden bir fuhuş yaparsa yudâ'af lehel azâbu du'feyni. Ona verilecek ceza 2 kat uygulanır diyor. Ne oldu? Ne oldu? Recmin 2 defası nasıl olacak? Hatta ne diyorlar biliyor musunuz? Ya ben şaşırıyorum. Güya sahabilerden biri zina yapmışlar. Evliymiş. Önce ona İşte bekar cezası uygulanmış. Adam 100 değnek yerken 70'li sayılarda ölmüş. Ölmüş, 30'u kalmış. Hazreti Ömer de demiş ki fark etmez. Cesedine 30 tane daha vurun. Allah. Ölmüş adama vurmak ne demek yani? Zaten gitti adam. Şimdi böyle şiddetle uygulanmış güya. Bu rivayetlere karşı son derece temkinli. Ve bu şeyden dolayı o kavim helak oldu. Evet. Nisa Suresi 15-16. ayetlerdeki cezalar fuhşiyatın son noktası. Evet. Ama normal zinaya göre daha hafif değil mi cezalar? Yok. Hiç de hafif değil. Hiç de hafif değil. Bakın zinaya verilen ceza bir teşhir. Aslında bir teşhir cezası. Teşhir. Ayıplama. Onu bir anlamda o fiili ve o fiili yapanları soyutlama cezası. Bir kadına ömür boyu ölünceye kadar efendim ev hapsi vermek 100 değnek cezadan daha küçük bir ceza. Tazir dediğim erkek homoseksüellere verilen ceza İslam tarihinde uygulandığı haliyle söylüyorum. En hafifiyle ebediyen o memleketten sürgün cezası. 100 değneğe göre bu çok ağır bir ceza. Ama neticede her ikisinde de Tevbe kurumu diye bir kurumu var. Şimdi bu Nur Suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinden sonra bir tevbe kurumu var. Yani adam bir suçu işledi diye o suçu ebediyen alnında taşımak durumunda değil. Cezasını çeker, tevbesi kabul olur, normal insan uygulamalarıyla hayatını devam ettirir. Yani bir adama ölüm cezası verdiğiniz zaman ebediyen onun tevbe imkanını ortadan kaldırırsınız. Lezbiyenlere de homoseksüellere de verilen ceza 100 değneklik cezadan aslında daha ağır bir cezadır. O itibarla onu bir başka ayetle çelişik gibi görüp ayetlerin hükümsüz olduğunu söylemeyi doğru bulmuyorum.